Erdoğan resepsiyondan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplamış. Özel resepsiyondan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplamış. Neler demişler? Şöyle bir kısaca bakalım. Önce Erdoğan. Özgürlüğüne ilk temas gerçekleşti. Nasıl? İlk temas gerçekleşti doğumlu. efendim. E, i̇lk sohbete neler konuşuldu merak ediyoruz. İnşallah gelirse. önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz. Ne dedi? İnşallah önüm... önümüzdeki, önümüzdeki hafta, hafta bir araya geleceğiz. Bir araya geleceğiz dedi. Yani temas sağlandı diye soruyor gazeteci arkadaşımız. O da inşallah önümüzde. Peki Özgür i̇ki Bey ne demiş? ya da 3 Mayıs bakalım. tarihi düşünüyor. Özgür Özel. Salı günü zaten meclis başkanımızla sözleşmiştik, görüşecektik. Sayın, Sayın Cumhurbaşkanımızla iki özel kalemi, Hasan Bey'le bir özel kalemi ödülümüzü varacağı bir mütabahat ile görüşeceğiz. Bugün bayramlaşmak üzere kendisi içeride bir çay içelim. Çayımızı içtik, bayramlaştık. Evet. Haftaya görüşeceğiz. Hey. O da aynı şeydi, aynısını söylüyor. Haftaya görüşeceğiz. Bayramlaşmak üzere davet ettiler. Evet. Biz de iştirak ettik. ettik. yineleme lafı yok e, laf şey etme yok. Herkes çok e, üstü söylemiş. Çok çok gayet. Hı. evet. Yani Ahmet Bey 2 Mayıs, e, eski iki hava, Mayıs e, günü olan. Eski olabilmiş. havadan hiç eser kalmamış yani. Eski, Zaten 2 e, ya da 3 Mayıs evet. gibi bir tarih düşünüyor. Öyle mi diyorlar? Evet 2 evet. ya da 3 Mayıs. 2 Mayıs. Perşembe, Perşembe, günü daha ağırlıklı ama 3 Mayıs Cuma'da olabilir. Olur. Yani, Perşembe ya da Cuma. Haftaya yani diyor. Evet. Önümüzdeki hafta meclis hafta başkanı yani. Numan Kurtulmuş partileri ziyaret edecek yeni anasayla ilgili olarak. Zannediyorum o tur tamamlanınca Perşembe günü Muhtemelen. ya da Cuma günü de Özgür Özel ile görüşürler. Şimdi e, ne diyor Erdoğan? En son 25 Temmuz 2016'da. Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelmiş. Evet, evet, şeyde darbe girişiminden sonra. Sonraydı 15 değil 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir fotoğraf da veriyorlar zaten. Ha, evet. Evet. Devlet Bey sonra. var diyecektim ki fotoğraf geldi. Ha bu 15 Temmuz sonrası Evet, evet 25 Temmuz'da e, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin başbakanı evet, değil mi? Evet. Binali Bey o zaman Bey, başbakan. başbakan. Evet, başbakan. Böyle bir fotoğraf verdiler. Ama bu şeydi böyle bunun sembolik bir anlamı vardı Çok yani. sembolik bir anlamı. Sonra zaten bu ekip Yeni Kapı'da buluştu ve konuştu. Evet, orada da yeni bir araya Kapı, geldiler. Şey 15 Temmuz. Ha, yeni Tar Kapı Ruhu falan evet, dedi. Evet, evet Evet. Bu 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 ekip o oraya da geldi. Orada da hepsi tek tek konuştular. Tarih neydi bunun bir daha söyleyelim? 25, 25 yıl, Temmuz, ha 25 Temmuz mi? 2016. Evet. Tamam. 15 Temmuz 2016. Evet. 10 zaman, gün sonra. 10 gün sonra. Evet. Evet, evet. Halka, millete böyle bir fotoğraf Çünkü verdi. Ben net hatırlıyorum, ha böyle Kemal Bey Kuleye gidiyor diyor, böyle bir haber merkezi bir hareketlendik şey yayın araçları falan. Bugünden sonra, yani şu fotoğraftan sonra işte yeni kapı mitingi filan onu da hadi sayalım. Bir daha da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile Erdoğan bir araya gelmemiş. Yani ilk defa. Dün resepsiyonda bir araya geldiler ve işte e, önümüzdeki hafta da esas görüşme yapacaklar. Açıkçası doğru, doğru olan şeyi, bu. Başkaya e... şekil bu yani. Doğru olan bu. Ya Kemal Bey bu işe çok bozulmuş yalnız. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Evet. Bak evet, şöyle evet, bir ediyorum. paylaşım var. <laughs> var mı paylaşımı? Tam bu görüşme gerçekleşirken. Akşam saatlerinde yani özgür özel Erdoğan temaslar filan diyor ki işte milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği iyi dinle Hakan Bayrakçı sana yorumlatacağım milyonlarca gencimizin bırakın gençliğini yaşamayı henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği milyonlarca anne babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği Milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahcup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 lira üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede, burası çok önemli, bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir. Ey Özgür Özel, gidip müzakere etme, mücadele et diyor. Evet. O burada da bir şiir. Adnan Yücel'in bir şiiriymiş bu. Sarayla saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüze, leylaklar da güler. Yalnız buradaki daha ayrı olacak. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Diye de bir olaya şiirsel bir perspektif de katmak istemiş. Böyle bir ideolojik bir şeyi de var şiirin. Bu şiir çok güzel bir şiir tabii ki. Güzel, Güzel çok güzel. De, ama bu da D ayrı. Evet e, menekşeler deyince D de de. ayrı, ö, leylaklar deyince de D ayrı. Daha da ayrı. D ayrı. Leylaklardaki daha da Üniversite sınav sorusu. <gülüyor> 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 ya <gülüyor> diyor ki kısacası abicim diyor yani Türkiye'nin koşulları çok kötü diyor. Sen bu koşullar içerisinde ey Özgür Bey diyor. Erdoğan'la müzakere falan etme. Onunla mücadele et diyor. Ben nasıl mücadele ettiysem sen de öyle mücadele et diyor. Ama Kemal Bey bütün dedeleri yanlış yazmış ya. Menekşeler de açılır üstümüze, leylaklar da güler. Neyse uzatmayalım. Ama bütün DDA'lar kötü. Tamam oldu. <laughs> DDA takıntısı da. Edebiyat bu, bu, <laughs> <Arkadaşlar>, siz edebiyat öğretmenleri gibi. Hakan siz yorumlayacaksınız değil mi? Bir, <laughs> bir şey sorayım. Müsaadenizle ben de merak ediyorum. Müzakere edilerek mücadele edilmez mi? Efendim benim yorumum zaten biraz marjinal olacak. Değişik bir yorum yapmak istiyorum. Çünkü öyle hissettim. Şimdi efendim bu tarzla Kemal Bey 13 sene CHP Genel Başkanlığı yaptı. Aynen bu üslup ve bu tarzla. Bu meseleleri bu şekilde anlattı ve e, diyalog diyaloğa girmedi. Farklı bir üslupla yaklaştı. İşte üslubu da burada dile getirin. Mücadele yöntemi yani. Bu tamam. bir mücadele yöntemiydi. Bu 13 yılın seçim karnesi ortada. Açıkçası efendim şu sebepten oldu, bu sebep yok öyle bir şey. Matematik, aritmetik bellidir. Tamam mı? Bunun sonucu Kemal Bey'in üslubunun sonucu 24 25 26. Yani benim 3-4 yıl önce 25'te 25 diye anlattığım bir 25'e kilitlendi Cumhuriyet Halk Partisi, tamam mı? Dolayısıyla bu aşamada ve bu saatte kusura bakmayın. 13 yıl parti lideri olarak sonuç vermemiş bir üslubu Genel Başkanlığı bir başka genel başkana devrettikten sonra da sürdürüyor olması ancak yani onu kaç kişi okuyup çok haklı demiştir bilemem. Ama ben siyasi açıdan söylüyorum. Ee, burada eleştiri Cumhurbaşkanına, Sayın Cumhurbaşkanı olduğu kadar sayın Özele de, tamam mı? Esas Özele bence. Asıl Tabii ki e tamam. Ama ya iki tarafa da var eleştiri. Ha, diyor Yüzde ki de, Özgür tamam. Özele. Sen yanlış evet, yoldasın diyorum. tamam efendim 60 abi, diyelim. Aynen. %60 Özele diyelim. 70 Özele diyelim. Ben de diyorum ki matematik konuşuyorsa 13 yıllık bu üslubun aynı bu üslubun sonucu 11 tane ağır seçim mağlubiyeti. Çift misli fark yediğiniz bir seçim mağlubiyeti. Farklı bir üslupla gelmiş bir CHP Genel Başkanı orada ilk kez 22 yıldır ilk defa total Türkiye oylarında AK Parti'yi geçmiş. Artık yani bu aşamada bu noktada daha seçimin üstünden 24 gün geçmiş, 23 gün geçmiş. Yani ben birazcık yadırgadım açıkçası. Ben sırf bu sebeple bile zaten bu üsluplarını eleştiriyordum Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü Özgür Özel'e, özellikle ona yönelik dememizin, yani benim açıkçası dememin nedeni şu. Şimdi... Ee, Erdoğan'ın da Özgür Özel'in de ayrıca bir gün önce yaptıkları açıklamalar var. Erdoğan'ın işte Abdülkadir Selvi'nin de olduğu uçakta yaptığı bu konuyla ilgili açıklama var. Özgür Özel'in de yaptığı bir açıklama var. Şimdi orada bir bakarsak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimi hedeflediğini görebiliriz. Bak şöyle ne, ne diyor ki ne Erdoğan şey diyorlar, özel. Evet. Ya yani Erdoğan diyor ki Türkiye'nin işte darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir diyor. İşte Özgür Özel'le görüşmede anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır diyor. CHP'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım diyor. Şimdi Erdoğan'ın şeyi bu. Özgür Özel de diyor ki mevcut anayasaya uyulmaması durumunu ben doğru bulmuyorum. Bugünkü şartlarda güven arttırıcı adımlar, karşılıklı iyi niyet ve anayasaya tam sadakat noktasına Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşırsa biz de kendisiyle müzakereye yaklaşırız. Sayın Erdoğan'ı dinlemeden müzakere kapılarını kapatmam. Kemal Bey kafa uzatıyor olabilir mi? Kemal Bey diyor ki hani işte, i̇şte ama şey için. Müzakere sözcüğünün sahibi Özgür Özel. Doğru. Bu, 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 bu taktiksel olabilir evet, mi de. Ahmet Bey? Neyin taktiği? Neyin? Şunu için. Şimdi yerel seçimde CHP başarılı çıktı. Ee, şey Özgür Bey yani mecazi anlamda söylüyorum ne olur yanlış anlamasın kimse. Hani teşkere bıraktı. He, hep deniyordu ya. yerel seçim sonrası gider kısa dönem. Liderliğini test evet, etti. Kısa dönem genel başkan. Yok <laughs> Yo, kaldı. Subay oldu. Devam edecek. Generalleğe kadar yolu var eğer başarabilirse. Şimdi İmamoğlu kazandı. Mansur Yavaş da kazandı. Dolayısıyla CHP o anlamda rüştünü ispatladı ve ilk kez birinci parti oldu. Şimdi dolayısıyla Kemal Bey tam anlamıyla tırnak içinde yine bir siyasi müeftahaya dönüştü. Yani siyaset çıkış yolu yok. E Beni unutma diye <laughs> kafa uzatmış olabilir Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Az önce Hakan Bayrakçı bir yorum yaptı. E, Türkiye'de yaşayan CHP'ye oy vermiş vermemiş. Başka partilere oy vermiş. Siyasetle az buçuk ilgilenen vatandaşların %99.9'u Hakan Bayrakçı'nın yaptığı yorum gibi yorum yapıyordur şu anda. Tamam. 13 kaldı ki zaten. Dolayısıyla Hakan yani abi... böyle dikkat çekmenin yok. anlamı yok hiçbir. Hayır Hakan abi doğru söylüyor. Onun iki tarafı zaten eleştiriyor. Bunu Dememin sebebi de şu. beni iki tarafı eleştiriyor. Şunun için dedim. İlk 8 cümle iktidara eleştiri. Kalem kalem sayıyor. İşte ekonomi şu bu sayıyor. Ama asıl %60 70 elbette özgür özel eleştiriliyor çünkü son cümle direkt ona bir atıf var. E zaten o ilk cümleleri o son cümleyi Tabii söylemek için söylüyor onu, söylüyor. Evet Ama ben de diyorum ki yani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Atasözleri özetliyor. Ya ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, yerinde olsam ne bileyim yani dostu olsam ahbabı olsam, abi yapma bu işi girme. Yani bak ortada bir görüntü var. Yani bu görüntü Türk halkının hoşuna giden bir görüntü. Bunlar bir de başardılar. Sen şimdi böyle çıkıp bunu dediğin anda sana derler ki ya sen müzakere etmedin de ne oldu? bir her seçimde yenildin diyecekler sana. Evet. Ya bunun buradan çıkış yok yani. Hayır zaten Hakan abinin dediği önemli. Şimdi burada ee, Kemal Bey 13 yıllık genel başkanlığı boyunca Zaten bu yazdıklarını yaptı. Yani saray dedi, gitmem <laughs> dedi. İşte bir kere o da 15 Temmuz'dan dolayı gittim. Ee, ondan sonra e, şey e, sonuna kadar sizinle mücadele, tek adam, diktatör her şeyi dedi mi? Dedi. Peki e, 24 May 14 Mayıs'ta seçime girdik ve Kemal Bey daha 10 ay önce ya, 10 ay önce yani. Seçime girdik ve Kemal Bey bu argümanla bu söylemle, bu dille 10 ay önce girdiğimiz seçimde Erdoğan'a yenildi mi? Yenildi. Erdoğan %52 ile kazandı mı? Kazandı. İki defa üstü Ha, şimdi birinci hatanız şu. Aynı şeyi bir daha yapıyorsunuz, aynı sonucu alacaksınız. Değil mi? Yani bir deneyi aynı şekilde yaptığınızda her zaman aynı sonucu alırsın. Ya yani, o deneyin girdileri ya da yöntemini değiştirmeniz lazım. Şimdi ne girdiği değiştirirsin ne yöntemi. Diyorsun ki aynı şeyi yap. Yaptınız Kemal Bey. 13 yıl yaptınız ve yenildiniz. 10 ay önce bir daha yenildiniz. Üçüncüsü de şu. Şimdi mücadele et dediğiniz şey, %52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Siz bu %52 halkla mı mücadele edeceksiniz? 10 ay önce seçime girdik ve %52, Sayın Erdoğan'ı seçti. Kiminle mücadele edeceğiz? Şimdi bak, bir muhalefet... Mücadelede kastınız ne? Melik, bir muhalefet lideri açısından... Şimdi burada bir yöntem tartışması yapılıyor. Evet. İki yöntem var. Birisi Kemal Bey'in yöntemi. Yani Erdoğan seninle müzakere edilmez, mücadele edilir diyen radikal bir yöntem. Bu denendi. Evet. Şimdi Özgür Özel yeni bir kapı aralıyor. Diyor ki ben müzakere edeceğim diyor. Tamam? Aynen öyle. Bu iki yöntemden biri Kemal Kılıçdaroğlu kendi başarısız yöntemini Özgür Özel'e dayatıyor yani. Şu anda yapılmak için yapan o yani. Ya Einstein'ın bir lafı var. Diyor ki aynı şeyleri yapıp farklı sonuç ummak bir tuhaflıktır. Tamam Nokta nokta. Saçmalıktır diyor adam. Bu laf çok doğru bir laftır. Ya 13 sene bu tarz denenmiş. Yani AK Parti'den bir tane ekstra oy alınamamış. Evet onu. Başı diyor. kapalı birini milletvekili adayı yapmayla o alınmıyor işte. Üslup önemli, tarz önemli. Tabii. 50 tane parametre var. Bak en azından bu seçim en az 6-7 belki 8 puana varan AK Parti seçmeni sandığa gitmemiş. Bir de ha Hakan Bayrakçı, şimdi sen müzakere edilmez dediğin andan itibaren marjinalleşiyorsun. Bir, bir örgüt tabii. değilsin i̇şte ki sen. siyaset? laflar ya. kızdırıyor, seçmeni sandığın başına götürüyordu. Bir, şimdi burada farklı bir şey oldu. Yani 6-7 puan seçime katılma oranı düşüklüğü AK Parti seçmeni ağırlıklı beyler. Ölçtüm. Tabii. Zaten belli, rakamdan belli. E, o sandığa gitmemesi bile o seçmenin özel bu üstü bu nedeniyle kızmamışlar demektir. O kapıya çıkıyor. Kutuplaşma olmamış. Kutuplaşma yok. Siz devamlı böyle bir eleştiri şeyi, bombardımanı ve bu marjinal boyutta. E, onun sonucu o seçmen san, seçim günü geliyor. Ya diyor hadi gidelim de bari ekonomide şu sıkıntı var ama. Yani bu e, geriliyorlar insanlar sandığa gidiyorlardı. Bir de bu bir yol kazası değil Ahmet Bey. Yani Kemal Bey'in gözden kaçırdı o. Yani Özgür Özel'in yaptığı şey hani orada karşılaştık bir yol kalsın diye bu çalışılmış bir şey. Yani yerel seçimden hemen sonra Sabah Gazetesi'ne demeç verdi. Sabah Gazetesi onu manşete çıkarmayı tercih etti. Değil mi? Doğru. Oradaki o röportajı okuduğunuzda diyor ki seçilmiş bir cumhurbaşkanına saygı duyacağım diyor. Kendisiyle de görüşmek istiyorum diyor. Sonra mikrofonlar uzatıldığında evet ben randevu isteyeceğim anlatacaklarım var diyor. Burada keza yine aynı şey sıcak bir tamam fotoğraf ya. çalışılmış tamam. yani. Kılıçdaroğlu da diyor ki bu çalıştığın yöntem yanlış. Ha yöntemi bırak diyor. Ahmet Bey bırak tamam. bunu diyor. biz de diyoruz ki Genel Başkan Sayın Özgür Özel Sayın Özgür Özel'in iş tutuş biçimi bu. Sizinki tamam. buydu. Tamam seninki yanlış benimki doğruydu diyor Kılıçdaroğlu. Tabii, tabii. İşte orada Sayın ama Hakan şeyden, Bayrakçı devreye Ama bence yanılıyor yani. Burada Özgür Özel ben iktidarla mücadele etmeyeceğim demiyor ki. Belki de O da ayrıca. Özgür, özel, o da ayrıca. Evet. Bravo. Belki, müzakere abi. de edersin, mücadele Tabii. De edersin yani, yani. en sert şekilde hem müzakere edersin hem de özgür en sert müzakere şekilde. mücadele edersin. Edersin. edersin diyor evet, ki bunu. muhalefetin en sertini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bir daha Ama pardon, bir dakika. Muhalefetin en sertini yapacağımızdan kimsenin şüphesi Kim olmasın. Özgür, özgür Özel diyor. Ama nezaketi ve müzakereyi de terk etmeyeceğiz. Aynen. Ki bence daha akıllı, daha sert muhalefet yapabilir Özgür Özel. Niye? Önce çok yapıcı bir muhalefet yapıyor. Diyalog kuruyor. Bu diyalogdan bir sonuç çıkarsa Türkiye bundan yararlanır. Sayın Cumhurbaşkanı da uzatılan elini havada bırakmadı. İşte yeni anayasa konusunda birlikte görüşülebilecekler. Ama buradan... Beklentileri karşılanmasa dedi ki güven artırıcı önlemler olması lazım. Anayasa yapmak isteyenler önce anayasa uyması lazım. Bu olmazsa dönecek kitlesine diyecek ki ben diyalog kurdum. Ama buradan bir sorun çıkmıyor. O zaman muhalefet yaptığında da kendince hakçı, haklı bak, gerekçesi olacak. Bak öyle bir geri dönüşte de Kemal Kılıçdaroğlu haklı olmayacak. Olmayacak. Çünkü yani. Kemal Bey 13 yıl boyunca çok sert muhalefet yaptı. Denemedi. Hiçbir e, köprü kurmadı, köprüleri attı ve Ama 8 Kemal Bey de diyecek konuşmadı. ki ben sana dememiş miydim? Bak müzakere edilmez, mücadele edilir. Benim dediğime geldi. Ama şöyle Kemal Bey ben gerçekten Kemal Bey'i izlerken şaşırıyorum. Niye şaşırıyorum? Bakın kurultayda birinci turda seçilemedi. ikinci turda çıkıp demesi lazımdı ki ben aday değilim. Bak bir orada başladı yanlışlık. İkincisi gitti CHP'ye paralel bir genel merkez ihdas etti, bir ofis tuttu. Ve orada Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına rağmen yerel seçimlerde destek vermedi. Tam tersine bunlar kaybedecek diye el altından mesaj verdi. Bir Nisan'a hazırlandı ama beklentilerin tam tersi oldu. Bence onun şaşkınlığını yaşayarak. Onun şaşkınlığını yaşayarak ya. bence yanlışa yeni yanlışlar ek, ekliyor. İsmail Dükkan. Şimdi e, öncelikle Kemal Bey'in attığı tweetin e, yani iki bölüm var. Siz de ifade ettiğiniz gibi üst tarafta iktidara dönük eleştirileri e, tümüyle e, katıldığım eleştiriler. Yani yıllardır bunları söyleye geldik zaten biz. Şimdi benim şaşırdığım şu. E, Kemal Kılıçdaroğlu bundan önceki süreçte yani son e, dönemde bize e, Türkiye'nin unuttuğu bir şey hatırlattı. Uzlaşma kültürünü. Müzakere kültürünü. Bir altılı masa kurdu. O altılı masa masada e, birçok farklılıklara rağmen bir uzlaşı yakaladı ve böyle tuğla gibi de bir mutabakat metni çıkardı ortaya. Bu Kemal Bey'in başarısıdır. Bunu da uzlaşarak ve müzakere ederek yaptı. Müzakere e, edildiğinde hani o süreci hepimiz takip ettik. E, farklılıklar üzerinden değil benzerlikler üzerinden yola çıkacağız dediler ve öyle de yaptılar. Anlaşamadıkları uzlaşamadıkları konuyu bir kenara bıraktılar. ...bir kültürü Doğru. tekrar hatırlattı. Şimdi, Doğru. Bunun da... E, ...yani bana göre kısmen... ...sonucu alınmıştır. E, o altılı masa kurulmasının... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Ee, bu tarafla olan ilişkisinin köprüleri atılmıştır. Ee, yani işte muhafazakar kesimin cumhuriyet halk Partisi'ne oy verme alışkanlığı bir anlamda oluşturulmuştur vesaire. Bunun faydasını da Kemal Bey görmüş aynı zamanda ve Türkiye'de görmüş. Şimdi geldiğimiz bu noktada bugün Kemal Bey'in bu sözünü ben anlayamadım. Yani müzakere edilmez. Bakın müzakere edersiniz. Müzakere bir mücadele yöntemidir. Heraybolcunuz. Evet, gibi. müzakere bir mücadele yöntemidir. Yani müzakere dediğiniz zaman kaç taraf oturup sen de kafa sallamazsın. Senin de orada koyduğun bir mücadele. Bu masada yürütülen bir Zaten mücadele. Müzakere demek bir o konuşacak, bir sen konuşacaksın. Evet, i̇ki eşit konuşma olunacak. İki eşit arasındaki konuşma yani. Aynen öyle. Doğru. Şimdi mücadele edilir. Evet mücadeledir. Müzakere ederken de mücadele. Ha müzakereden sonuç almadın. Mücadele zaten müzakere ederken yaptığın masa başı mücadeleyi bu sefer işte e, mitiklerle yaparsın. E, anayasanın sana tanıdığı haklarla götürürsün ve mücadeleyi devam ettirirsin orada. Hay bence Şimdi. müzakereyi kesmeyi gerektirecek hiçbir şey yok. Şu anda yok. Ya Şu anda o zincir yok. devam ediyor. Bence o. Bence hiçbir zaman yok yani. Hiçbir Her zaman yok. Zaman ben olur de Eray Bey'e evet, katıldım. Aynen öyle. Hiçbir zaman yok. Yani Şimdi Müzakere müzak tıkandığı ya. yerler vardır. O da müzakereyle çözülür. Sonuna kadar müzakereyi savunursun ama aynı zamanda onunla at başı giden bir mücadele. Tamam. Demokrasinin yani, gereğini söylüyorsun. Gereği yani, yani, evet. Tamam müzakere masadan kalkarsın. Siyaset müzakere başka değil Başka bir platformda mücadeleyi yani. taşırsın. O başka platformda taşıdığın mücadele... Mücadele ikinci bir aşamaya geçmiştir. Ondan sonra tekrar oturursun müzakere etmeye. Tabii. Ama yani müzakereler intikaya yani. uğrarlar. İsmail abi, Olabilir. müzakere, müzakere mi budur? etmek bir teslimiyet ya da... Yani müzakereyle itaati itaat karıştırıyorlar. Ha, şimdi, Belik Bey, müzakereyle itaati karıştırıyorlar. Özgür Özel, özgür Özel nihayetinde ben gözü kapalı e, müzakere edeceğim e, diye bir Demiyor. siyaset gözüceği zannetmiyor. Öyle bir şey olamaz mi? zaten. Olamaz zaten. Süreci görecek. Süreci tabiatına Eşyanın tabiatına aykırı. Eşyanın tabiatına aykırı ve dolayısıyla buradan bir sonuç üretmeye çalışacaktır ee, Özgür Özel. Bu noktada mücadele ben, edilir. Ben ben yüz erken bana göre yani. söylediklerine katılıyorum. Tek şeyim şurası. Müzakere edersin, görüşürsün, sonuç alamazsın, tekrar müzakere edersin sert eleştirilerini yaparsın, mücadeleni yürütürsün. Mücadele yürütmek müzakere yapmaya aykırı bir şey değil. Küs, ço çocuk oyuncağı değil bu. Küs, küserek olmaz Tabii. ki. Küsmesin yani. yani ben, Konuşmaya devam. Yani öyle bunu söylüyorum yani. Karşındaki muhatabın seninle konuştuğu müddetçe gidersin, konuşur, derdini tak 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 anlatırsın. O da sana der yani bir şu şu budur. Bakın yani, 20 abi. madden vardır elinde. Evet. Atıyorum. 10 madde müzakereyle çözdün. Diğer on maddeyi çözemedin, kalkarsın masadan, mücadeleyi başka bir platforma taşırsın, Yine, kalan on taşırsın. madde içinde müzakere edersin, taşırsın. Ondan sonra müzakere ikinci evreye geçer zaten. Tamamen kastettiğim bu. Eray Bey, şimdi efendim gerçekten çok güzel görüntüler, ben e, çok e, hoşlandım ama birkaç ayrıntı daha var. Onlara da yani burada bir müzakere itaat gibi algı, algılanıyor, yani bu doğru değil? Ne gibi değil. itaat? Müzakere tat etmek demek değil. Evet, evet. Öyle algılanmış, evet, değil. Kamu öyle algılamıyor. Evet. Ben de tam onu söylüyorum. Yani evet. şimdi Özgür Özel'in söylediği bir çok çok da güzel bir davranış. Yani Cumhurbaşkanından randevu istemesi, o Cumhurbaşkanının ona vermesi, işte gör. Ya bu bakın toplumu da rahatladı, değil mi? Yani e, o kutuplaşmanın önüne geçti. E, ne bileyim? Ön yargılar yavaş yavaş bakın şu olayda bile yavaş yavaş ön yargılar e, erimeye başladı. Yani bunlar çok güzel hareketler. Ama bakın dikkat edin sadece bu sayın Özgür Özelle sayın Cumhurbaşkanı arasında bir diyalog da değil. Cumhur İttifakı'nın içindeki diğer partiler de bakın buna destek veriyor. MHP'nin önde gelen isimleri de. Tabii yani orada. orada bakın hiçbirinden bir itiraz olmadığı gibi tam tersi gayet tebessümle hani diğer işte Hüdapar'dı, işte DSP'di. Ya buna çok güzel bir şey. Yani aslında özlenen tablo bu. Hani diğer toplumsal kesimlerin de buna destek vermesi son derece önemli. Ama bir şey daha var. Umarım onu da yaparlar. Yani muhalefet etmek demek her şeye hayır demek değildir. Müzakerede de her şeye hayır demek değildir. Yani gerekirse gerektiğinde iyi şeylere iyi, iyi olmayan şeylere de iyi değildir diyebilmek de gene bir demokrasi kültürüdür. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Umarım yani işte bakın orada işte yemeklerin sade olması, gösterişten uzak artık süreçlerin başlaması bu bir gelenek haline gelir. Ve muhalefet ve iktidar cephesinde de yani daha profesyonellik hakim olur. Yani ne demek? Ya hepimiz aynı ülkenin insanıyız. Bu vatanın evladıyız. Farklı fikirlerde olabiliriz. küsüp kırılıp kapıları kapatıp ona laf çarp. Mesela bu diyalogların hiçbirinde laf çarpıtma, iğneleme falan yoktu. Çıkışlarda Böyle, da yok evet. Evet çok güzel bir şey bir yani açıklamalarında bu. Açıklamalarında da. Yani isteseler birbirlerine çok fena laf çarpıtırlardı, iğnelerlerdi falan. Bakın bunla, artık bunlara gerek yok. Yani işte ben bunu profesyonellik olarak düşünüyorum. Bu profesyonellik, bu sadelik, bu karşılıklı müzakerede anlayışın egemen olması, diyaloğun egemen son derece Türkiye için sağlıklı görüyorum. Bir de şunu söylemek isterim belki bilmiyorum katılır mısınız? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmişte helalleşme çıkışı da bir müzakere değil miydi aslında? Tabii. Yani e şimdi güzel bir dün Daha bunu müzakereyi Müzakere kapıları helalleşme e, ölçüsünde ya da ekseninde açı açırken, o zaman bu laflar nedir diye de sormak lazım. Ay, o diyor ki ben toplumla helalleşeceğim. Erdoğan'la, sarayla helalleşmeyeceğim. E toplumu temsil eden de e, e işte e, yani şimdi bu, de vallahi, söyledi şimdi onu. Üzerinde. İsmail Bey de ya, güzel bir laf söyledi. Anlayamadım başka dedi ya. Gerçekten ben e, Müzakere, sarayla müzakere edilemez mücadele. Yak, bu yaklaşımı gerçekten hakikaten anlayamadım. Ya bu, yani şey değil olay. Bak, bir, eleştiri anlamında da söylemiyorum. Anlayamıyorum yani. Bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki cümle var ya. Bu bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir. Bu marjinal, radikal evet. öyle e, sol, sosyalist evet. kesimlerin twitter Sloganı, doğru. Tamam. Yani marjinal yüzde bir bile oy alamıyor. O tipler bunu böyle slogan olarak atıyorlar. Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez. Bunlarla ancak tamam. mücadele edilir. Hey gidi hey. Bunlar yüzde sıfır, yüzde bir oy ya işte alamayan işte Üslup şey. bu yani? Şimdi bak şey çok güzel hatırlattı Eray Bey. Ben hakikaten İsmail Dükker de biraz hatırlattı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarzı bu değil ki ya. Böyle bir adam değil ki. Bu düzenin kurucusu, böyle slogan atan biri değil. İşte Ahmet Davutoğlu'yla, Ali Babacan'la evet. oturuyor masaya... Evet onu hatırlattı. Tabii, İbar ve uzlaşmacı helalleşmek istiyor filan hani öyle bir insansın. açıyor. Sen şey değilsin yani böyle sol marjinal On, bir örgüt. Bunlardan sonra bu ne, ne, ne o değilsin zaman değilsin yani. Ya? Adam, hani ama bunu evet. bunu ya bunu saygı duyarım yani bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir diyen diyene saygı duyarım. Bu bir görüştür ama bu bir marjinal bir görüş. Bu Twitter solcusu görüş.